Şimdi bu elimizdeki görmüş olduğunuz spirulina aslında cinsellikle ilgili bir şey değil. Nedir? Bu yosun, mikro yosun. Ne ilgisi var cinsellikle? Mikro yosunda 2000 çeşit enzim var. 94 çeşit mineral var. Mesela çinko. Çinko 300 enzimin oluşmasına anahtar rol oynar. Çok önemli. Kofaktör. B1, B2, B3, B6, B12 K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağlar içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Dünyada anne gıdasına eş tek gıdadır. Eş değerdir. O Anne gıdası. sporla. Hiçbir Anne gıda sütüne yani. anne sütüne eş değer. Evet. Bir bebeğin doğduğunda neye ihtiyacı var? Anne sütüne. Anne sütünün haricinde hiçbir şey almasa yeterli. Bunda da anne sütüne eş değer dünyada tek gıdadır. Hiçbir şey almasa kişi uzaya gitti. Neye gitti? Neyle gidiyor? Nasıl gidiyor? Sebze meyve mi götürüyor uzaya? Ne Tencere tabak özelliği mı? vardı hocam onun? Uzaya gidenler bunu götürüyor, bir de su götürüyor. Ne özelliği vardı onun? Ya yani içeriğindeki etken maddeler nelerdi? 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini, omega 3, 6, 9 ve alt türevleri, balık yağlarındaki yağlar. Ve esensiyel yani besinlerde olan ve olmayan, diğer besinlerde olmayan amino asitleri dahi içerir. Bu ne Çok iyi. demek? Bu şu demek. İnsan vücudunda saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluşuyor. 500 katrilyon. A İlginç. demeden 500 katrilyon laboratuvar çalışması, ben mesela Almanya'da kimya okurken laboratuvara gidiyorduk. Bir reaksiyon, bir kimyasal bir reaksiyon, bir şey yapabilmek için günlerde uğraşıyorduk. Yani laboratuvarda. Şimdi insan vücudunda saniyede 500 katrilyon reaksiyon oluşuyor. Protein oluşuyor, kromozom oluşuyor, gen oluşuyor vesaire, hücre oluşuyor vesaire vesaire vesaire. Allah'ın mükemmel işi yani. Nasıl yaratmış değil mi? O kadar Evet. muazzam. Şimdi kişi yemiş olduğu besinlerde vitamin, mineral, enzim yok dedik. Az. Azaldı. 50 yıl öncesi. Çok çok azaldı. Mesela elmada C vitamini %80 azaldı. Muzda %60 azaldı vesaire. Yiyoruz, içiyoruz. Bir de kimyasal madde var. Cinsel performansı negatif etkileyecek Premix gibi tavuk yemlerindeki o toksik madde var. Kümeste beslenen hayvanlarla dışarıda beslenen farklı tabii ki. Ne oluyor? İnsan vücudu çöplüğe dönüyor. Odaya benzetelim, vücudumuz hücreleri 100 trilyon 100 milyon hücre var. Oda gibi. Pasaklı bir kadın ne yapar? Ev çöplüğe dönür. Evet. Veyahut da bazı insanlar çöp toplar. Hı. Sokaktan odundu, plastikti, kartondu, çöp ev dediler. Yıllar sonra ortaya çıkar. Belediye gelir temizler. Şimdi insan vücudu da eğer ki kişi sağlıklı beslenmiyorsa, kimyasal ilaç vesaire vesaire de kullanıyorsa insan vücudu da çöplüğe döner. Bir, hücre içerisinde çöplük oluşur. Hı. İki, hücreler arasındaki bağ dokularda da çöplük oluşur. Bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Ben mesela Bağ dokuları ne işe yarıyor hocam? Vücudumuzdaki organların... bağ dokusu olmasa gözünüz önünüze düşer böyle. Ha Ben, tamam. düştü, geri Tamam yerine hocam. koyuyor. Burnun düştü, yerine koy. Ağzın düştü, vesaire vesaire. Bütün organları elastik şekilde tutar, bağ dokusu. Hı. Ben balkona bir kum torbası aldım. Arada sırada canım sıkıldıkça böyle. Spirulina almadan önce bir iki yumruk atıyordum. Mesela eldivensiz parmaklarımın üstü patladı böyle. Deri soyuldu. Neden? Vücut yeterince temiz arınmış değil. Spirulina kullandıktan sonra denedim. Problem yok. Ay. Eldivensiz çalışabilirsin. O zaman boksçulara da önerebiliriz bunları. Tabii mesela kickboks, boksör vesaire futbolcu kullandığı zaman diyelim ki iki kickboks yapan iki kişi eşit güçte. Biri spirulina kullansın, diğeri kullanmasın. 2 ay sonra kullanan kişi, kullanmayan kişiyi Döver. 2 dakikada nakavt eder. Çünkü yeterince vitamin, mineral, enzim her şey var. Yani eczaneye gittiniz, bir çuval vitamin, mineral, enzim aldınız. Hiçbirine gerek yok. Bu bir çuval eczanedeki ilacın hepsine bedeldir tek başına. Spirulina. Eczaneye gittiniz, aldığınız ilaçlar da mesela E vitamini aldınız. Sentetik olduğu için Finlandiya'da yapılan bir araştırmada İhulu prostat büyümesi için alınmış, 5 kişi üzerinde denenmiş, prostat kanserine sebep oluyor. Bu doğal. Vücudunuz ihtiyacı olanı alıyor, ihtiyacı olmayanı pırasa yemişsiniz gibi mesela atıyor.
Evet hocam. Zararı yok. Faydası çok, zararı yok. Doğal. Evet. Bu Allah'ın eczanesi, mükemmel bir şey. Her şey var içinde. Kesinlikle. Yok yok. Anne sütü. Yani uzaya giden astronotlar yanlarında yiyecek bir şey götürmediler. Sadece spirulina tableti ve kapsülü götürdüler. Bir de su, başka bir şey yok. Bu kalıcı çözümdür. Bir hastalığa uygun ürün, hastalığı tedavi etmek gerekir. İki, spirulina uzun süre kullanırsa 50 yaşındaki kişi performansı 20 yaşındaki kişiye zamanla eşdeğer olur. Oo. Şimdi ortalama bazı uzmanlar diyor ki, bazıları haftada 2 gün ilişkiye giriyor hanımıyla, bazıları haftada 1, duruma göre, kişiye göre değişiyor. Hı hı. Haftada 3 çok nadir yani böyle. Spirulina kullanan kişi haftada 3 değil, günde 3 defa maç yapabilir. Futbol sahasına çıkabilir. Evet, antrenman hocam. Yani performans düşmez. Çünkü ihtiyacı olan... O zaman spirulina'yı sadece o amaçla bakmıyorum. O zaman ağır iş yapanlar, inşaat işçileri de rahatlıkla kullanabilirler performanslarının ve güçlerinin artması için. Herkes her yaşta kullanabilir. Şimdi ben mesela sabah namazını kalktım. Hamileler kullanabilir. Her yaşta kullanır. Herkes kullanır. Çocuk, bebek, yaşlı. Hamileler. Hamile. Herkes kullanır. Evet. Ben mesela kalkıyorum. Namaz kıldıktan sonra biraz yatıyorum, dinleniyorum. 7'de kalkıyorum. 18, 19, bazen 20 saat çalışıyorum. Evet hocam. Yani 15 saatin altına düşmedim elhamdülillah. Bunların hepsi spirulina sayesinde yapıyorsunuz. Ya iksir de aynı görevi görür de. İksir de sarımsak olduğu için bazıları mesela iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otuz, zeytinyağı, kakule içerir. Ben spirulina'dan önce iksir kullanıyordum. İksir de aynı şekilde. Vücuttaki toksik maddeyi atar bir, asidozu önler, damar sertliğini önler. Vücudu temizler, aratır. Yani çöp hücre olmasını önler, çöp vücut olmasını önler. Vücudu aratıcı, temizleyici. Anladım. İksir. Evet. İksir ile spirulina birbirine çok benzer. Etki bakımından. Evet. Evet, vücudu aratıcı, temizleyici. Bunlar kalıcı çözümler, cinsellikte. Evet.